Abdest. Abdestin hem kendisi bir ibadettir, hem de bir kısım ibadetler için yapılması gereken bir farizadır. Müslüman her zaman abdestli olmaya çalışmalıdır. Abdesti bozulunca hemen yeni bir abdest almak ve bunun bir şükranesi olarak iki rekat namaz kılmak büyük bir fazilettir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Develeri otlatma nöbeti bizdeydi. Nöbetim gelince akşamleyin develeri ağlarına götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayakta cemaate bir şeyler söylerken yetiştim. Yetişip işittiğim sözü şudur. Eğer bir Müslüman tertemiz abdest alır, sonra kalkar iki rekat namaz kılar, kalbi ve yüzüyle o iki rekata yönelirse, o kimseye cennet vacip olur buyurdular. Ben bu ne güzel şey dedim. Bir de baktım ki önümde biri, bundan önceki daha güzeldi diyor. Baktım ki Ömer'miş. Bana, ben seni demin gelirken gördüm. Sen gelmezden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular dedi. Eğer sizden biriniz abdest alır, onu yerli yerince yapar yahut tas tamam icra eder de sonra Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim derse, o kimseye cennetin 8 kapısı da açılır. Onların hangisinden dilerse ondan girer. Abdestin fazileti hakkında varid olan bir hadis-i şerifte şöyledir. Müslüman veya mümin kul abdest alıp da yüzünü yıkadığı zaman, gözüyle bakarak işlemiş olduğu her günah suyla beraber yüzünden çıkıp gider. Ya da suyun en son damlasıyla çıkıp gider. Ellerini yıkadığı zaman eliyle tutarak işlediği bütün günahlar suyla veya suyun en son damlasıyla birlikte çıkıp gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürümek suretiyle işlemiş olduğu her türlü hata suyla veya suyun en son damlasıyla birlikte çıkıp gider. Hülasa, abdestin sonunda günahlardan tertemiz arınır. Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zikri geçen hadis-i şeriflerde verdiği müjdeler, biz Müslümanlar için ne büyük bir mutluluktur. Allah Teala, biz günahkar, biz asi kulları affetmek, bağışlamak, ikram, ihsan ve lütuflarda bulunmak için en ufak bir vesileyi bile bizim lehimize kullanıyor, bize acıyor, bize merhamet ediyor. Bizler de küfranı nimet yapmayıp, gücümüzün yettiğince ona, onun istediği şekilde samimi bir kul olmaya, ibadetlerimizi, hizmetlerimizi büyük bir şevk, büyük bir aşk ve büyük bir heyecanla, ihlasla yapmaya çalışmalıyız. Abdestliyken, abdesti bozmadan yeni bir abdest almak bir fazilet, bir güzelliktir. Nur üzerine nurdur. Selefi Salih'in her konuda olduğu gibi abdest konusunda da çok dikkatli olurlar. Abdestleri bozulduğu zaman o anda su bulamazlarsa su bulana kadar teyemmüm yaparlarmış. Abdestsiz oldukları bir anda ecelin tamam olup Allah Teala'nın huzuruna abdestsiz olarak çıkmak korkusuyla böyle hareket ederlermiş. Rabbimiz Teala bizlere de bu güzellikleri, bu hassasiyetleri lütfetsin. Amin. Abdestin farzları. Abdestin farzları dörttür. 1. Yüzü, alnın saç bulunan yerinden iki kulak memesi arasıyla çene altına kadar olan kısmı bir kere yıkamak. 2. İki eli dirseklere kadar, dirsekler dahil bir kere yıkamak. 3. Başın dörtte birini kullanılmamış temiz suyla meshetmek. Başın ön kısmını alnından arkaya doğru meshetmek daha faziletlidir. 4. Her iki ayağı topuklara kadar, topuklar dahil bir kere yıkamak. Abdestin sünnetleri. 1. Abdeste Enuzu Besmele ile başlamak. 2. Niyet etmek. Niyeti kalple yapmak yeterlidir. Ancak dille de söylenirse daha da güzel olur. 3. Elleri bileklere kadar yıkamak. 4. Ağız ve burnu üçer kere bol suyla yıkamak. Buruna her su verildiğinde sümkürmek. Ağız yıkanırken suyu boğaza kadar ulaştırmak. Buruna su verirken suyu burnun sert yerine kadar çıkarmak. Ancak oruçlu olanlar
suyu boğaza ve burnun alt kısmına kadar çıkarmamalıdırlar. 5. Misvak kullanmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım her namaz için abdest emrederdim. Her abdeste de misvak kullanmalarını emrederdim. Misvak ağzı temizler, Rabbin hoşnutluğuna vesile olur. 6. Abdest uzuvlarını sırasına göre yıkamak. 7. Abdeste sağ taraftan başlamak. 8. Abdest uzuvlarını üçer kere yıkamak. 9. El ve ayakları yıkarken parmak uçlarından başlamak. 10. El ve ayak parmaklarının aralarını hilallemek. 11. Abdest suyunu bıyık ve kaşların altına ulaştırmak. Sakalın çeneden aşağıya uzanan kısmını meshetmek. 12. Başın tamamını meshetmek. 13. Kulakları meshetmek. 14. Boynu meshetmek. Bu iki mesh, serçe parmaklar kulak içine konulup, baş parmağın dışındaki diğer üç parmağın arkasıyla boyun meshedilerek yapılır. Bu mesh için yeni bir suya ihtiyaç yoktur. Eldeki mevcut yaşlıkla yapılır. 15. Abdest uzuvları yıkanırken ovmak. 16. Abdest organlarını yıkarken biri kurumadan diğerini yıkamaya başlamak. Abdestin adapları. 1. Kıbleye karşı oturmak. 2. Abdest alırken zaruret olmadıkça konuşmamak. 3. Elleri yıkarken yüzükleri oynatmak. Yüzük darsa suyu mutlaka yüzüğün altına ulaştırmak gerekir. 4. Abdest tamam olana kadar abdest niyetini unutmamak. Her uzuv yıkanırken besmele çekmek, dua etmek. 5. Abdest alırken başkasından yardım istememek. 6. Burun temizliğini sol elle yapmak. 7. Ağza ve burna suyu sağ elle vermek. 8. Abdest uzuvlarını yıkarken dua etmek. 9. Abdest bitiminde kıbleye karşı şehadeti okumak. 10. Şayet oruçlu değilse abdest suyundan içip, Allahümme cealni minet tevvabine ve cealni minel mütetahhirine. Allah'ım beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle diye dua etmek. 11. Abdest aldıktan sonra kurulanırken bir veya üç kere Kadir suresini okumak. Abdestin mekruhları. 1. Suyu israf etmek. 2. Aşırı derecede az su kullanmak. 3. Azalar yıkanırken suyu çarpmak. 4. Lüzumsuz konuşmalar yapmak. 5. Zaruret yokken başkasından yardım istemek. Şayet biri yardım istemeden kendisi gelip yardım ederse mekruh olmaz. Abdesti bozan şeyler. 1. Ön ve arkadan çıkan idrar, kan, meni, dışkı gibi şeyler. 2. Yellenmek. 3. Ağız ve burundan tükürüğün yarısı kadar veya daha fazla sıvı, akıcı kan çıkması. 4. Ağız dolusu kusmak. 5. Kısa ve uzun bir müddet baygınlık geçirmek veya çıldırmak. 6. Namaz içinde yanındaki işitecek kadar gülmek. 7. Yan üzeri bağdaş kurarak, dirseklere dayanarak uyumak. 8. Erkeğin hanımıyla şehveti tahrik edecek derecede oynaşması. Abdestsiz olan bir kişiye üç şey haram olur. 1. Namaz kılmak. 2. Kâbe'yi tavaf etmek. 3. Kur'an'a dokunmak.